Herkese merhabalar. Yepyeni bir seneye, yepyeni bir sınıfa, yepyeni bir liseye başlıyoruz ve Dokun sınıfta da Türk Dili ve Edebiyatı dersine yani yeni adıyla Edebiyat dersine neler var? Gelin görelim. Fakat bunu görmeden önce biliyorsunuz ki bizler sizlere hem Eylül ayında ve diğer aylardaki videolarımızda hem sizler için hazırladığımız kitaplarımızda her zaman için sadece ve sadece okul başarınız değil ileride gireceğiniz üniversite sınavı yani TYT ve AYT başarınızı düşünüyoruz. Yani konularımızı işlerken, konularımızı anlatırken, sorularımızı hazırlarken her seferinde mutlaka TYT ve AYT'ye de yatırım yapacak şekilde ilerliyoruz. Çünkü sizler şu anda 9. sınıfta yaptığınız çalışmalarla hem TYT'nin yarısını öğrenmiş oluyorsunuz. Hem de edebiyattaki çalışmalarla AYT'nin önemli bir kısmını tamamlamış oluyorsunuz. Peki o zaman hocam bize söyler misiniz? 9. sınıfta göreceğimiz hangi konu? 2025 artık hangi yıl geldi zaman bilmiyorum. Şu anda 2023 TYT olacak. Sizler 2024, 2025, 2026'ya gireceksiniz muhtemelen. 2026 TYT geldiğinde veyahut da geçen seneki sınavda veyahut da gelecek seneki sınavda Bizim bu sene öğrendiğimiz konulardan kaç soru geliyor diye soruyorsanız hemen cevabını vereyim. Mesela yazım kuralları ve noktalama işaretlerinden ikişer soru geliyor, dört soru. Sözcük türlerinden bir soru geliyor bu sene işleyeceğimiz konular arasında. Ekler yapısından bir soru geliyor. Sözcük anlamı, cümle anlamı ve parça anlamdan ise toplamda bakın 33 soru geliyor. Yani neredeyse 33, 34, 35, 4 da 39 eder neredeyse soruların tamamı TET'de dokun sınıf konularından geliyor. Çünkü dokun sınıf gerçekten çok temel bir sınıf. Bunu coğrafya dersinde de göreceksiniz. Tarih dersinde bu şekilde aklınıza tutun. Yani dokun sınıf esasında en önemli adım üniversite sınavı açısından ve lisedeki konuların anlaşılması açısından. Peki AYT'ye bakalım. AYT'de bu arada Türkçe'de 40 soru çıkıyor arkadaşlar. 40 sorunun 39'u dokun sınıf konularından geldiğini net bir şekilde söylemiş olduk. Şimdi tabii şunu da söyleyelim bu arada. Yani Parçada anlam, cümlede anlam, yazı ve noktalama sadece dokun sınıfı özgü bir şey değil. Yani bütün sınıflara özgü konular olduğunu da unutmayalım. Edebiyatla alakalı yani AYT ile alakalı kısımlara baktığımızda belki arkadaşlarımız bazıları ileride sayısalcı olacaklar. bunun hiç ilgilenmeyecekler ama eşit ağırlık ve sözelci olmak isteyen arkadaşlar veya sayısalcı olsa bile ben yine Ankara oku yazarım hocam. Boğaziçi işletme yazarım diyen arkadaşlar için bu bilgi önemli. Şiir bilgisinden AYT'de 2022'de 3 soru, söz sanatlarından yine dokun sınıf konusu bir soru. Yine anlam bilgisinden de altı soru bu şekilde dokun sınıf konularından geldi. O zaman biz bu sene dokun sınıf konularına çalıştığımızda yani videolarımızı dikkatli bir şekilde dinlediğimizde kitaplarımızdan çok güzel bir şekilde çalışmalar yaptığımızda sadece dokun sınıfı değil üniversite sınavına yönelik de çok büyük bir yatırım yapmış olacağız ve çok büyük bir adım atmış olacağız. Şimdi peki hocam konulara nasıl çalışacağız? Zaten bir sürü dersimiz var. Fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, matematik, geometri ya bir de edebiyat mı çıktı demeyin küçük küçük adımlarla, küçük küçük dilimlerle ilerlerseniz bu işi çok rahat halledebilirsiniz. Neden böyle diyorum? Bakın şöyle anlatayım size. Şöyle büyük bir pasta düşünün. Bunu her zaman bu örneği veriyorum. Bir kez daha vereceğim. Büyük bir pasta düşünün. Bayağı büyük bir pasta. Ben size bu pastadan birer dilim versem yani her gün veyahut da işte gün aşırı birer dilim versem bu pasta yemekse bir keyif verir, lezzet verir. Ama son bir saat kala hadi bu pastayı bitirin desem ya bitiremezsiniz ya mideniz bulanır. Ya eliniz yüzünüz pasta olur ama böyle karışır ya da yani yeseniz bile istifra edersiniz. Yani kusarsınız diğer bir de işte. İşte TYT ve AYT'de çıkacak konuları önceden dilim dilim adım adım çalışmak az da olsa belli bir seviyede takip etmek İleride bu pastanın hepsini bitirmenizi ve lezzet almanızı sağlar. Ama son seneye 12. sınıfa bırakırsanız ya olmaz deyip yeniden mezuna kalırsınız ya da hedefinizi küçültürsünüz. Dolayısıyla bunları birer pasta dilimi olarak düşüneceksiniz ve konuları iyi izleyeceksiniz. Bizlerin sizler için hazırladığı canlı yayınları, videoları takip etmenizi istiyoruz ve... Burada konu anlatım kitaplarımız var. Sıfırdan dokuzda Türk Edebiyatı kitabı. Bu kitabın içerisinde konuları size konu soru yöntemiyle, konu soru yöntemiyle tek tek küçük küçük parçalara böldük ve amacımız burada konulardan yazılarda ve tabii ki ileride gireceğiniz üniversite sınavında tam anlamıyla faydalanmanız. Bakın bu üniversite sınavında her sene gelen bir soru tarzıdır. Bir tane sanatlı, süslü divan edebiyatı şiiri, bir tane de halk edebiyatı şiiri karşılaştırılır. Yazılarda da bunu mutlaka sorarlar. Yani bu şiir incelemesi ÖSYM'nin hazırladığı sınavlara ve mevk kazanımlarına bakıldığında farklı şiirlerin nazımları, nazım biçimleri, nazım türleri uyak düzenlenip sorulduğunu görüyoruz. Biz de buna benzer soruları kitapçığımıza hazırladık. Yani amaç yazılarımızdan sadece yüz almak değil, ÖSYM'nin sınavlarında da yatırım yapmak olduğunu söyleyelim. Yine Soru Bankamız 9. sınıf Dinamo Soru Bankası'ndan soru çözmenizi tavsiye ediyoruz. Notlar tutmanız önemli ve dersi derste dinlemek hocayı dikkatli dinlemek. Anlamasanız bile, sıkılsanız bile hocaya saygılı bir şekilde, sessiz bir şekilde durmak emin olun size çok ciddi kanaat notu kazandırır. Çünkü bazen siz derse yaptığınız espriyle, konuşmalarla derse renk kattığınızı düşünürsünüz ama hoca onu anekdot olarak yanlış alabilir. Ya yani bu öğrenci sürekli ders kaynattı diyebilir. Öğretmenlerin, hocaların, bak ben de bir hoca olarak size bunu itiraf ediyorum. En sevdiği öğrenci sessiz duran öğrenci. sessiz dursun beni yormasın. Ben zaten dersimi işliyorum şekilde öğrencidir. Ama tabii ki konuyla alakalı bilginiz varsa, soru sorulduysa, güzel bir espri aklınıza geldiyse tabii ki bunu yapın ondan çekinmeyin. Ama ders sabot etmeye çalışan öğrenciler hocalar tarafından asla unutulmaz. Ondan not düşelim arkadaşlar. Edebiyat dersi biraz zorlayıcı bir derstir. Bunu sene sonunda göreceksiniz. Yani hocalar yazdıklarınızdan puan vermek yerine yazmadıklarınızdan puan kırarlar. Dolayısıyla sayfaları iyi doldurmanız gerekir. Şimdi ve ileride üniversite sınavına girdiğinizde sadece edebiyat çıkmayacak tabii ki. Bakın mesela 2022 TET, bu seneki TET'yi açıyorum. Bakın ne kadar çok paragraf sorusu var. 1, 2, devam ediyoruz. 3, devam ediyoruz. Bu yazım sorusu. 5, 6, 7, 8, devam ediyoruz. Ya bak, 8, 4 daha 12. 3 daha 15. 3 daha 18. 2 daha 20. 22, 24, 25, 27. 20. 29 ne kadar çok paragraf sorusu var görüyor musunuz? Az önce de göstermişim zaten. Dolayısıyla bu paragraf sorularını iyi anlayabilmeniz için paragraf sorusu çözmeniz lazım. Hocam yavaş zaten paragraf paragraf yeter artık. LGS'den yeni çıktı diyorsanız da kitap okumanız çok büyük size fayda sağlar arkadaşlar. Okuyan öğrencilerin üniversite sınavında başarılı olabileceği sorular soruyorlar. Peki bu bilgileri verdikten sonra biz bu sene neler öğreneceğiz? Gelin onları da biraz değinelim. Ardından da videomuzu bitirelim. İlk konumuz dünyanın en kolay konusu. Çok basit bir konu hiç endişelenmenize gerek yok. İletişim ögeleri, ...ağız, şive, leç, gibi kavramlar öğreneceğiz. Çok basit bir konu. Bu konuyu hemen cebinize atacaksınız. İkinci konu hikaye. ileride üniversite sınavı açısından çok değerli bir konu. Burada da yine resmen size hikaye anlatacağız. Çok basit bir konu. Hiç endişelenmeniz gerek yok. Yazım noktalama zaten önceden bildiğimiz bir şey. Bununla alakalı soru çözerek tekrar etmeniz yeterli olacak. İsimlerde yine altın sınıfta öğrendiğimiz konu birazcık üzerine koyacağız. Şiir konusu zor bir konu. Burada doğruyu söylemem lazım. Üniversite sınavında zaten buradan en az 3-4 soru geliyor. Bu konuya çok iyi çalışacağız. Bu konudan yazılda patlayabilirsiniz, sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden buraya iyi çalışmanız lazım. Bu konunun şakası yok. Burada nazım birimi, nazım biçimi, nazım türü bunların ne olduğunu çok güzel öğreneceğiz. Yani nazım birimi mısra, beyit, dörtlük ya da bent olabildiğini bileceğiz. Nazım biçimlerinin de şiirin konusuna, birimine, kafi örgüsüne göre değişini hep beraber göreceğiz arkadaşlar ölçü, hece ölçüsü ya da aruz ölçüsü, redif, sahte kafiye, kafiye dize sonundaki ses benzerliği, kafiye örgüsü çaprazlar. Bunlar son derece kolay ama bilmeyince de boş bırakacağını sorular. O yüzden bunlara da güzel şekilde çalışacağız. Edebi sanatları zaten ortaokulda da görmüştük. İşte kişileştirme, benzetme, abartma, konuşturma. Bunların biraz daha üstüne bazı yeni sanatlar ekleyeceğiz. Burada hiç endişelenmenize gerek yok. Masal, fable dünyanın en kolay konusu seçildi diyebiliriz. Geçen sene yapılan Edebiyatçılar Zirvesi'nde. Neden diyorum? Çünkü masal yani çok basit. Hiç öğreneceğimiz böyle çok detaylı bir bilgi yok. Ama buradan da üniversite soru geliyor. Mesela evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde masalın döşeme bölümü, masal planında hangisi masalın döşeme planına aittir diye yani tekerlemen oldu bölümdür diye 2021 sınavında sordular. Bu soruyu yapıp birçok öğrenci hayallerine ulaştı. Roman yine temel bir konu, önemli bir konu. Akımlarına göre ee, roman hikaye karşılaştırmasını yapacağız. Tarihsel gelişimine bakacağız. Dünyada ilk modern roman Cervantes'in Don Quixote olduğunu, edebiyatımızdaki ilk romanın çeviri yoluyla geldiğini, sonrasında işte Şemsettin Sami'nin Taşkı Talat ve Fitnat ile Namık Kemal'in intibah ile ya da Recaizade Mahmut Ekrem'in araba sevdası ile romanların farklı farklı örneklerini verdiğini çok güzel bir şekilde göreceğiz. Tiyatroda yine tiyatronun temeline geleceğiz. Yani trajedi, komedi, dram arasındaki farkı birçok hoca, birçok kaynak, farklı farklı kafa karıştırıcı anlatmasına hemen biz sizlere süper bir yöntemle göstereceğiz ve bu yöntem sonrası diyeceksiniz ki Aa, bu kadar basit miymiş diyeceksiniz. Üç birlik kuralının kavramını çok net bir şekilde anlayacaksınız. Yani zaman, mekan, olay birliğinin ne anlama geldiğini çok güzel bir şekilde alacağız. Bu videomuzda sakın sakın kaçırmayın. Biyografi, otobiyografi zaten çok basit. Kendi hayatını anlatırsan otobiyografi oluyor. Kendin pişir, kendin ye. Eğer birisi senin hayatını anlatırsa biyografi oluyor. Mektup, elektronik postada mektup artık yalan oldu tabii. Artık mektup falan yollamıyoruz birbirimize. Elektronik postaya daha çok dikkat etmemiz gerekecek. Günlük blogda da yine günlük tutmaktan ziyade artık web sitelerinde blog yapıyoruz. Hatta günlük tutmak yerine artık Instagram sayfası açıyoruz. Bunlara dikkat edeceğiz. Bizim videolarımızın sırası bu şekilde olacak arkadaşlar. Tüm konuları az önce bahsettiğim gibi programlı bir şekilde üniversite sınavına uygun bir şekilde yani ÖSYM'ye yani sınava hazırlanan bir öğrenci bizim videolarımızı izlediğinde faydalanabilecek. Dokun sınıf yazılısından da 100 almak isteyen bir öğrenci bizim videolarımızdan faydalanabilecek. Ama dediğim gibi mutlaka sizler de sıfırdan dokuza Türk Dili Edebiyatı kitabımızı veya sıfırdan dokuza Sözel setimize mutlaka ulaşın. Buradaki konu altınlarını tek tek kendimiz hazırladık. Sorularını kendimiz hazırladık. Ve hazırlarken hem ÖSYM'nin standartlarına hem de yazılılarda kaçırmamanız gereken bilgilere çok dikkat ettik arkadaşlar. Buradakiler her birini göreceksiniz zaten yazılarınızda. Bu kitaba da yine açıklamadaki e, Tonguç Mağaza linkinden ya da sizin yakın Kırtasiye'den ulaşabilirsiniz. <laughs> Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Yeni senemizde, yeni lisemizde hep beraber birlikte başarıyı erken açalım inşallah. Hadi bakalım görüşmek üzere.